Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün sizlerle birlikte Monster'ın 10. nesil i7 işlemciye sahip bir modelini inceleyeceğiz. Hatırlarsanız kısa süre önce yayınladığımız bir kutu açılış videosunda bu modeli kutudan çıkartmıştık ve sizlere kutu içeriğini aktarmıştık. Şimdi ise arkadaşlar bu bilgisayarla bir oyun testi yapacağız, ses testi yapacağız, ısınma testi yapacağız ve benchmark skoruna birlikte göz atacağız. Bakalım 10. nesil işlemci ile Monster'ın Abra serisi ne kadar güçlenmiş, bunu da görmüş olacağız. Tabi en önce bu bilgisayara nasıl ulaşacağınız bilgisini de vereyim sizlere. Dilerseniz zaten oradan sistem gereksinimlerine göz atabilirsiniz. Ayrıca bilgisayarın fiyatını da görmüş olursunuz arkadaşlar. Biz bu videoyu çekiyoruz fakat ülkemizde bilgisayar fiyatları biraz hızlı yükseliyor. Dolayısıyla biz bu bilgisayarın incelemesini çekerken şu anda fiyatı 9099 lira arkadaşlar. Yani 9100 lira gibi bir fiyata sahip. Lakin yayına verdiğimizde işte 2 gün sonra 3 gün sonra yayına verdiğimizde fiyat artmış olabiliyor. Bunu da göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz ki geçtiğimiz günlerde bir incelememiz daha olmuştu. O incelemede sizlerle fiyatı paylaşmıştık. Altına gelen yorumlarda fiyatın arttığına dair bazı yorumlar vardı. İşte arkadaşlar Türkiye'deki vergilerin anlık olarak gelmesi, şu anda koronavirüs süreci nedeniyle yaşanan sorunlar ve bilgisayarlara olan talep fiyatları biraz arttırmış durumda ve eğer bilgisayar alma gibi bir düşünceniz varsa bunu da ertelememenizi tavsiye ederiz. Çünkü fiyatlar düşmüyor. Aksine daha da yükseliyor. Bu bilgiyi sizlerle hemen incelememizin başında paylaşmış olalım arkadaşlar. Bu bilgisayarı Monster Notebook'un sitesinde bulabilirsiniz. Genel olarak biliyorsunuz Monster satışlarını kendi sitesi üzerinden yapıyor. Yani büyük elektronik mağazalarda Monster ürünlerini bulmak mümkün değil. Girdiğiniz zaman size arkadaşlar Abra A7 V11.2.2.17.3 inç oyun bilgisayarı olarak bu modeli görüntüleyebiliyorsunuz. Bilgisayarımızın teknik özelliklerini hemen verelim sizlere. Intel Comet Lake Core i7 10. nesil işlemciyle geliyor. İçerisinde 4 GB'lık Nvidia GTX 1650 ekran kartı bulunuyor. 17.3 inçlik Full HD 120 Hz IPS mat LED ekranımız var. İçerisinde 2 adet 8 GB'lık Samsung DDR4 RAM'imiz var. Yani toplamda 16 GB'lık bir RAM var bu bilgisayarda. 256 GB'lık Samsung'un SSD'si bulunuyor ve Windows 10 Home işletim sistemiyle geliyor arkadaşlar. Dilerseniz 2.1 versiyonunu alır, FreeDOS olanını da satın alabilirsiniz. Fiyat orada biraz daha düşüyor tabii ki. Şimdi gelelim arkadaşlar incelememizin asıl kısmına. İlk olarak tasarımdan biraz bahsetmek istiyorum ben size. Bu bir Abra serisi modeli. Fakat genel olarak baktığımız zaman Toolpath hatlarının hakim olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz Abra'da biraz daha değişik bir tasarım çizgisi vardı. Lakin 10. nesil ile birlikte gelen yeni Abra modellerinde Toolpath'ın tasarımı benimsenmiş. Biliyorsunuz Toolpath biraz daha derli toplu duruyordu. Hatta bizde oyun canavarı programında kullandığımız Toolpath T7 modeli vardı. Bu iki modelin birbiriyle hemen hemen aynı çizgide aynı tasarıma sahip olduğunu söylemek de mümkün arkadaşlar. Yine burada bir RGB klavyemiz bulunuyor. Bu klavyenin son derece hoş olduğunu belirtelim sizlere. Tuşlar gayet yumuşak. Yani oyun oynamak dışında bu bilgisayarı ofis bilgisayarı olarak da yazı yazmak için ya da ne bileyim ofis programlarında kullanmak için de gayet uygun bir model olarak seçebilirsiniz. Şunu da belirtelim sizlere arkadaşlar. Bu bir RGB klavye olduğu için aydınlatmaları Monster'ın arayüzüyle değiştirebiliyorsunuz. Bu uygulamayı dilerseniz Monster'ın sitesinden, dilerseniz de zaten cihazla birlikte gelen flash bellek içerisinden yüklemeniz mümkün. Gelelim bilgisayarımızın girişlerine. Bilgisayarı kendinize doğru tuttuğun zaman sağ tarafta iki tane USB 3 girişi var. Onların hemen yanında ise bir tane hafıza kartı girişi konumlandırılmış. Burada hafıza kartı girişine ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Günümüzde pek çok oyuncu bilgisayarında hafıza kartı girişi bulunmuyor arkadaşlar. Dolayısıyla Monster'ın bunu düşünüp buraya bir kart girişi yerleştirmesi de iyi olmuş. Sol tarafa geçtiğimizde ise bir tane USB 2 girişimiz, onun hemen yanında Ethernet girişi ve mikrofon ile kulaklık jackları yer alıyor. Bilgisayarımızın arka tarafında da girişler var. Thunderbolt girişlerimiz var burada. HDMI girişimiz var. Type-C girişi bulunuyor ve onun hemen yanında da güç soketi yer alıyor. Yani bu Abra modelinin girişler bakımından son derece zengin olduğunu söyleyebiliriz. İhtiyacınızı karşılayacak hemen hemen bütün girişler düşünülmüş. Özellikle kulaklık ve mikrofon jackının ayrı olarak tutulması da önemli bir artı. Çünkü biliyorsunuz bazı modellerde çift giriş var. Kulaklık için ayrı, mikrofon için ayrı giriş bulunuyor. Bunları eğer bilgisayarınızda tek bir giriş varsa, tümleşik bir giriş varsa kullanamıyorsunuz. O yüzden burada iki tane ayrı giriş olması önemli bir artı diyebiliriz arkadaşlar. Ekranımızdan biraz bahsetmek istiyorum ben. Az önce belirttiğim üzere bu modelde 120 Hz'lik IPS mat LED ekran kullanılmış. Mat ekran olmasının güzel yanı şu,
yansıma yapmıyor arkadaşlar. Yani arkanızda ışık da olsa olabildiğince o ışığı emiyor ve yansıma yapmıyor. Dolayısıyla oyun oynarken hiçbir şekilde rahatsızlık hissetmiyorsunuz. Monitöre baktığınızda kendinizi görmüyorsunuz. Bu da bence çok önemli bir artı. 120 Hz'lik monitörün olması da güzel bir şey. Özellikle son dönemde fiyatı düşük olan modellerde 60 Hz'lik monitörler falan kullanılıyordu ki bence bir oyuncu bilgisayarında zaten 120 Hz'lik monitörün olması önemli bir ihtiyaç diyebiliriz. Gelelim RAM ve dahili depolama alanına arkadaşlar. Az önce de bahsettiğim gibi 2 tane 8 GB'lık RAM bulunuyor bu bilgisayarda ve toplamda 16 GB'lık RAM'e ulaşmış oluyor bilgisayarımız. Burada aslında bir tane 16 GB'lık RAM takmaları daha iyi olurdu. Böylece yuva boşalmış olurdu en azından. İsteyen oyun severler de RAM kapasitesini yükseltebilirdi. Fakat 16 GB'lık RAM günün sonunda bize hayli hayli yeterli bir miktar. Dolayısıyla şu aralar bunun üstüne çıkmaya zaten hiç gerek yok. Pek çok oyun minimumda şu anda 4-6 GB RAM istiyor. Dolayısıyla 8 GB RAM isteyen oyun bile çok azken 16 GB RAM'in bizi her türlü yeteceğini söylemek mümkün. Dahili depolamaya baktığımızda ise arkadaşlar 250 GB'lık bir SSD'miz var burada. Çok fazla oyun yükleyemeyiz. Belki bunu bir SATA ile desteklememiz de gerekebilir. Lakin günün sonunda baktığımızda bu SSD'ye 3-4 oyunu aynı anda sığdırabiliyoruz. Evet arkadaşlar, cihazın teknik özelliklerinden bahsettikten sonra şimdi dilerseniz testlerimize geçelim. İlk olarak ses testiyle başlayalım. Bakalım internet tarayıcısında full ses açıkken nasıl bir performans sergiliyor? Daha sonra oyun performansına bakalım. Oyundayken ses tarafında nasıl bir performansı var? Ardından da oyunumuza girerek FPS performansını hep beraber birlikte ölçelim. Teknoloji Ok'tan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir kutu açma videosuyla karşınızdayız. Bugün kutusunu açacağımız cihaz ise 10. nesil bir canavar diyebiliriz. Hemen kutusunu şöyle açmaya başlayalım. Gel Oğuz, yaklaş abi, herkes görsün. Önce kutunun dışına bir bakalım, cihazımızın ismine ve özelliklerine göz atmış olalım. Bize gelen bilgisayar arkadaşlar Monster'ın Abra A7 ve 11.2.2 modeli. Bu bilgisayarda Intel'in 10. nesil i7 işlemcisi bulunuyor. 2 tane 8 GB'lık DDR4 RAM'imiz var. Yani toplamda 16 GB'lık DDR4 RAM var. 256 GB'lık SSD bulunuyor. Evet arkadaşlar, şu anda PUBG'ye girmiş bulunuyorum. Görüyorsunuz GPU sıcaklığımız şu anda 61 derecede, CPU sıcaklığımız ise 70 derecelerde. RAM kullanımımız ise yaklaşık olarak 6 GB. Burada 97 FPS görüyor. Tabii burada görünen FPS önemli değil. Birazdan oyuna gireceğim. Bakalım orada ne kadarlık bir FPS göreceğiz. Önemli olan bizim için o. Şuradan bir ayarlara girelim. Dilerseniz ne kadar bir hangi özelliklerin açık olduğuna bakalım. Genelde çoğu özellik açık. Şunları da biz kendimiz açalım bakalım. Biraz zorlayalım bilgisayarın sistemini. Bunları dilerseniz yüksek, ultraya çekelim. Bakalım FPS'imiz ne kadar düşecek. Çekelim ultraya. Yani şu anda en yüksek sistem gereksinimlerini uygula dedik. Bakalım oyun içerisinde herhangi bir yırtılma vesaire olacak mı? Bunları birazdan göreceğiz sizlerle birlikte. Uyguladıktan sonra geri diyelim. Devam et. Oyna diyelim ve kendimizi uçaktan aşağıya bırakmaya hazır olalım. Şu anda sıcaklıkta bir artış gözlemliyorum ben. GPU sıcaklığı 62 derecelere kadar çıktı. CPU sıcaklığı ise 87'lere kadar vardı. Değişiyor şu anda. Evet, oyunumuz bir başlasın bakalım kaç FPS olacak. Şu anda her şey ultra'da arkadaşlar ve bütün kapalı olan ekstra özellikler de açılmış vaziyette. Evet, geldik alana. Şöyle biraz gezelim. Uçaktan atlayana kadar. Bakalım. Evet arkadaşlar, şu anda uçağımıza bindik ve atladık. Bakıyorum sıcaklık değerlerime, şu anda 70-80 arası GPU ve CPU. RAM kullanımı yaklaşık olarak 8.5 GB. FPS ise 60 FPS yine. Dediğim gibi 50 FPS'in aşağısına da düşmedi. Şu aşağıya inelim ve daha sonra bakalım FPS'te bir düşüş olacak mı? Bu arada şunu dipnot olarak belirtmek istiyorum ben. PUBG genel itibariyle sistem gereksinimi en yüksek olan oyunlardan bir tanesi ki minimumda 8 GB RAM istiyor bu oyun arkadaşlar. Dolayısıyla çoğu bilgisayarın bu oyunu kasarak oynadığında hatırlatmak gerekiyor. Biz şu anda her şeyi ultra'da açtık ve herhangi bir kasma, donma hiçbir şey yok. Evet, indik. Şu anda 40 FPS'lerde 39-40 FPS'leri görüyoruz.
Her şey full açık şu anda arkadaşlar. Bunu size dipnot olarak belirtelim. Muhtemelen birkaç ayarı kıstığımızda otomatikman düşecektir çoğu şey. Hemen bir dilerseniz kısalım. Ayarlara girelim. Şuradan hemen grafiklerden birkaç ultraya çektiğimiz her şeyi ultraya çektik. Yükseğe alalım bakalım bunlar FPS'te nasıl bir yükselme sağlayacak bize beraber görelim. Bu arada öldürmezlerse iyi olur. Bunları kapalı yapalım tekrardan. Kapalı, kapalı. Uygula diyelim. Geri dediğimizde evet yükseğe yani çok yükseğe çektiğimizde bile direkt olarak arkadaşlar gördüğünüz gibi 81 FPS'e yükseldi performansımız. Evet arkadaşlar şimdi gelelim bizi fan sesini rahatsız edip etmediğine. Bakalım fan ne kadar ses yapıyor. Şimdi bunu dilerseniz ölçümleyerek görelim. Şöyle bakalım oyunun sesini sıfırlayalım ve fan sesine odaklanalım. Evet görüldüğü gibi çok yüksek böyle rahatsız edici bir fan sesi bulunmuyor. Yani böyle hafif bir yağmurda hani böyle bir yağmur sesini duyarsınız ya dışarıdan. Öyle bir fan sesi mevcut oluyor bilgisayarda ısındığı zaman. Peki gelelim şimdi arkadaşlar bu ısınma olayına. Isınmada ne kadar sıcaklık veriyor bunu göreceğiz şimdi de. Ölçüm yapacağız. Şu elimde görmüş olduğunuz termometre ile sıcaklığını ölçeceğiz. WASD yani tuşların olduğu kısma bakıyoruz. 35-36 derece herhangi bir rahatsız edici bir durum yok burada. Fanın olduğu kısımlarda ise yaklaşık olarak 40-41 dereceleri görmemiz mümkün oluyor. Ama ortalamanın 39-40 derece civarında olduğunu söylemek mümkün. Fakat elimizi oyunlarda kullandığımız şu WASD kısmındaki sıcaklık arkadaşlar 35 derecelerde bunu da buradan göstermiş olalım sizlere. Evet arkadaşlar bu testlerin ardından bir de sizlere bilgisayarımızın PC Mark 10 Benchmark testinden aldığı puanı söyleyelim. Bu bilgisayarı biz teste soktuk ve 4930 puan aldı ki bu puanın hiç de fena olmadığını söyleyebiliriz. Gelelim günün sonunda bu bilgisayarın kaç paradan satıldığına. Az önce de belirtmiştik aslında biz bu incelemeyi çektiğimiz sırada bu bilgisayar 9100 lira gibi bir fiyata sahipti. Performans oranına baktığımızda bu fiyata değebilecek bir bilgisayar büyük bir ekrana sahip ki özellikleri de son derece üst seviyede. Muhtemelen bu bilgisayarı aldığınızda sizi 3-4 sene rahatlıkla götürebilecektir. Bunu da dipnot olarak paylaşmış olalım. Eğer bütçeniz varsa ben RTX ekran kartı olan bir bilgisayar almanızı öneririm ki biliyorsunuz bunda aktif ışın izleme teknolojisi de var. Nvidia'nın yeni teknolojisi. Dolayısıyla bu teknolojiden de faydalanmak istiyorsanız RTX destekli bir ekran kartına sahip bilgisayar almanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar genel itibariyle bu bilgisayar hakkında kafanıza takılan soru işaretleri varsa videonun altına bize yorum olarak yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince sorularınızı cevaplamaya çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.